bir de tatlı iyi gider diyoruz. Kadayıf dolması Erzurum'un adeta milli tatlısı haline gelmiş. Usta ellerde tek tek sayılarak yapılan bu tatlı Erzurum'un vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Buyurun size kadayıf dolması tarifi. Erzurum'da tatlı denince akla gelen ilk lezzet kadayıf dolması. Bunun da yine her zamanki gibi en doğru adresindeyiz. Muammer ustamız var yanımızda. Hemen imalata girdik. Ben de önlüğümü giydim. Öğreteceğim bana Muammer usta. Tabii ki, hoş geldin. Nedir bu senelerin, senin bu kadar vazgeçilmez yapan lezzet sırrın? Ben bunları dinlemek istiyorum. Bir kere ilk şunu söyleyelim. İmalathanedeyiz. Kaç kişiyiz burada? Sürekli hummalı bir çalışma var. Kadayıf dolmaları sarılıyor. Hiç şekilde fabrikasyon bir şey yok. Fabrikasyon değil mi? Yok. Her şeyimiz doğal bizim. Her şey doğal. Evet. Peki artık ben sana sözü bırakacağım. Bir yandan da inşallah becerebilirsem ben de yapmaya çalışacağım. Tabii. Kadayıf dolmasının özelliği nedir? Senden dinlemek istiyorum. Efendim, kadayıf dolması Erzurum'a has bir tatlı. Hı hı. Yani eski Osmanlıların sofralarında bulunan bir tatlıydı. Sadece ama Ramazan'da yapılırdı. Yani Ramazan'da zengin fakir fark etmez her evde yapılan bir tatlıydı. Biz bunu ev mutfağından çıkarttık, şeklini değiştirdik, şerbetini değiştirdik, tanıtımını yaptık. Şu anda 365 gün yapıyoruz. Türkiye'nin her tarafına da yolluyoruz. Biraz da tarif de verelim ama belki de bir de yapmak isteyen olur, denemek isteyen olur. Tabii. Şimdi ilk bir kere malzemeler eminim şimdi ki çok önemli. Şimdi iyi bir kadayıf dolması olması için mesela biz bunu 25 sene önce başladık. Bu elde dökülen bir kadayıf. Bunun katkı maddesi falan yok. Yok. Evet. İyi bir tel kadayıf olması lazım. Nemli olması lazım. Nasıl anlarız iyi tel kadayıfı? Şöyle alsak elimize diyelim. Ben hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum diyelim. Doğru. Nasıl anlayacağım? Hayır, iyi olduğunu. Anlamak şöyle. Yani bu taze olmalı. Taze olacak. Evet. Bu evet. Döküldükten şöyle bir yarım saat, bir saat sonra ele alıp sarılmalı. Sarıldıktan sonra bunu dolapta bir ay, iki ay bekletebilirler difrizde. Ama sarılmadan tabii önce ki, taze olmalı. Tabii sarılmadan önce taze olmalı. Hı hı. Cevizi bizim bu yörenin tortum cevizi olmalı. Yani cevizde de fark var diyorum. Her şeyimiz doğal bizim. Doğal. Peki yaparsak şimdi baştan yapalım. Biraz şimdi önce öğrensen. Siz beni izleyin burada. Tamam. Ne yapıyorum? Kadayıfları şöyle tel tel haline getiriyoruz. Sen yaparken ben de yapayım. O zaman yavaştan bir sonraki aşamamıza geçelim mi? Tabii ki. Yumurtalayalım, buyurun geçelim. Tabii. Güzelce tabii. En son tadına bakacağız. Öyle hemen ulaşılmıyor güzel lezzetli şeylere. Hepsini ben sardım diye yalan söylüyormuşum. İki dakikada öğrendim falan. Muammer Usta o kadar hızlılıkla bir sürü zaten sarılmışlar da vardı. Hazırladı. Hangi aşamaya geçiyoruz? Şimdi Muammer buradan Usta? Yumurtaya batırıp evet. Pay çekeninde kızartacağız. Kaç yumurta var burada? Bayağı var. Burada bir koli bir şöyle koli kırıyoruz. Misiniz? Kadayıflarımız hazırlandı, kadayıf dolmalarımız Muammer Usta'm evet. Döktürdün. Kızartabilir miyiz artık? Şu anda evet, bunlar yağımız da hazır. Hemen atıyoruz. Yağın böyle bir hafif mi kızgın olması gerekiyor? Evet, çok harlı olmayacak. Evet. Evet, yavaş yavaş pişecek. Pişti mi Muammer Usta? Piştiler evet, altın sarısı gibi dediğin oldular. Dediğin kadar varmış, gerçekten evet. Altın sarısı oldular. Bu koku nedir ya? Süzüyoruz. Harika kokuyor. Kadayıf dolmanın kokuları. Şöyle süzgeci alıp kaçasın var mı? Muhteşem kokuyor. Burada yağını süzdürüyoruz. Peki servis edilirken ekstra bir şey alıyor mu yoksa böyle yok, mi? Yok az zaten şerbetli tatlı şerbetin içinde. Şerbetin içinde. Evet. Oh, oh, burada oh. Yağını süzdürüp şekerden kaynamış şerbetin içine atıyoruz. Bizim şerbetimiz de özeldir. Yani nasıl? Bu, ne var içinde? Toz şekerle limon var ama hı-hı. Tamamen kaynamış, su oranı tamamen gitmiş. Yani bunu eksi 30 derece karın içine koysan şekerlenmez. Valla o kadar. Evet. Özel tarifi de aldık. Hadi oradan limonu, şekerini güzelce yedireceğiz. Sıfırdan son haline kadar kadayıf dolmalarımızın evet. Yapılışını kadayıf gösterdik dolması, Muammer Usta. Kadayıf dolmasının şu anda yeme kısmına geldik. En güzel kısmı. Benim en sevdiğim kısmı. Ya, çok güzel duruyorlar şöyle. Bunu da böyle şimdi çatal bıçağımız var ama sanki böyle bir tutup yemek daha mı güzel? Vallahi ben genelde öyle yiyorum. Daha lezzetli oluyor. Öyle yiyorlar. Evet.
Siz de öyle yiyebilirsiniz. Ben bir tane aşağıda da aşırdım. Biliyorsunuz dayanamadım. Harika duruyor. Gerçekten insanı içine ısıtıyor bu mübalağa değil Erzurum'da. Dediğiniz soğuk havalarda şöyle bir çıtırtıyı size bir dinleteyim mi şöyle? Isırıyor ısırıyor hepsini. Harika. Muammer Ustam, porsiyon hesabı mı satılıyor? Hani bir porsiyonsa kaç tane var içinde? Evet, porsiyon iki tanesi bir porsiyon. Porsiyonu 5 milyon. 5 lira. Evet, biz genelde kiloyla sattığımız için... Evet. 10 tanesi 1 kilo geliyor, 17.500'e satıyoruz şu anda. 17.500 yani kilosu. Yani kiloyla olunca evet. Gayet iyi. Zaten toplanınca biraz daha indirimli oluyor. Evet. Yani peki şey, şehir dışına yollarsanız nasıl oluyor? Aynı fiyatlar mı? Üstüne aynı fiyat, hayır. Kargosu evet 1 kiloyla 5 kilo arası aynı fiyata gidiyor. Aa, 8 aynen. milyona gidiyor. Hı hı. Yani 1 kilo da alsa 8 milyon, 5 kilo da alsa 8 milyona gidiyor. Kargosunu karşı taraf ödüyor. Harika. Düşünsenize yani evinizde oturuyorsunuz, başka bir şehirdesiniz, kapı çalıyor, kadayıf dolmalarınız geliyor. Daha ne istersiniz? Onun dışında yolunuz Erzurum'a düşerse zaten yani işte cağ kebabı dedik ki çok önemli bir lezzet. Ama yemeğin üstüne de şöyle harika bir kadayıf dolması yemeden dönmemek gerekiyor. Burayı tarif edelim mi? Erzurum'a gelip de kadayıf dolmadan yani yemeden gittim Erzurum'a gelmiş olmaz. İşte ben de onu dedim. Evet. Muammer ustamız burada, Terminal Caddesi'nde sizleri bekliyor. Her gün taze taze 6000 7000 tane dedik kadayıf dolmaları burada yapılıyor. İnanılmaz bir lezzet. Özellikle siz de benim gibi alışkın değilsiniz Erzurum'un soğuğuna. İçinizi ısıtmak için, ağzınızı tatlandırmak için muhteşem bir seçenek. Erzurum kenti İpek Yolu üzerinde bulunması nedeniyle tarih boyunca Doğu ile Batı arasında önemli bir köprü görevi